Anadolu'nun tarih hazineleri 1. serbest okuma metni. Ankara'yı Samsun'a bağlayan Anayol Çorum'dan geçer. Çorum ili sınırları içine girdiniz mi Anadolu'nun 5000, 6000 yıllık uygarlık merkezlerine geldiniz demektir. Bir zamanlar Anadolu'da büyük bir devlet kuran Hititlerin baş şehri Hattuşaş buradadır. Az ötede Alacayük harabeleri karşınıza çıkar. Bu bölgede tarih öncelerine kadar uzanır ve binlerle konuşur. Milattan önce 3000'ler, 4000'ler. Höyük adı verilen eski yerleşme yerleri kazıldıkça tarih fışkırıyor. Eski uygarlıkların belgeleri ortaya çıkıyor. Kazılarda meydana çıkan tabletler, pişmiş topraktan kaplar. Bugün Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin salonlarını süslüyor. Küçük bir müzede Boğazköy'de var. Boğazköy'e gelenler bu müzeyi görebiliyorlar. Boğazköy'ün az ötesinde Yazlıkaya var. Kayalara oyulmuş resimler. Bir zamanlar Hititlerin en büyük tapınakları bu kayalıklarda kurulmuş. Çevre halkı yazılı kayalar için çeşitli efsaneler anlatır. Bu efsaneye göre krallardan biri, biricik kızını sevdiği gence vermek istememiş, kayaları kapatmış. Kız da kayalara asker resimleri çizdirmiş. Resimlerin üzerine tılsımlı işaretler koydurmuş. Bununla sevgilisine şu kadar asker topla, kalenin şu yönünden hücuma geç, babamı yakala, beni kurtar demek istemiş. Sevgilisi de dediği gibi yapmış. Tılsımlı işaretlerden kalenin zayıf noktalarını öğrenmiş. Boğazköy'ü ya da o zamanki adıyla Hattuşaş'ı fethederek kızı kayalardan kurtarmış. İki sevgili muratlarına ermiş. Ne var ki bu olay sadece bir efsane olarak söylenir. Gerçek böyle değil. Yazlıkaya'daki resimler Hitit tanrıları ve Hitit krallarının törenlerini gösteriyor. İşaretler de Hitit yazıları. Bugün Hitit yazısı okunuyor ve dilimize çevriliyor. Boğazköy'den Alacahöyük'e giderseniz 4000-5000 yıllık bir Anadolu şehrinin kalıntılarını görebilirsiniz. Büyük Atatürk'ün emriyle 1935 yılında Türk arkeologları Alacahöyük'te kazılara başlamış ve bugüne kadar sürdürmüşlerdir. Burada bulunan altın süs eşyaları pişmiş topraktan kap kaçak yine Ankara müzelerinde toplanıyor. Anadolu bir baştan öte başa bir tarih ve kültür hazinesidir. Her köy, her kasaba eski şehir harabeleri, höyükleri gözleri gibi korumalıdır. Bu hepimize düşen milli bir görevdir. Dağda, bayırda, tarlada, bostanda, toprak altında çıkan eski eserleri hemen devletin bu işte görevli memurlarına duyurmak bir kanun görevidir. Bunu yapanlar aynı zamanda ödül alırlar. Eski eserler milletimizin öz malıdır. Kendi tarihimizin, kendi kültürümüzün paha biçilmez varlıklarıdır. Yalnız Çorum bölgesi değil, Kars'tan Edirne'ye kadar yurdumuz karış karış ata yadigarı eski eserlerimizle doludur. Toprak altı, toprak üstü bu hazinelerimize el birliğiyle sahip çıkmasını bilmek, geçmişimizi geleceğimiz kadar titizlikle korumak gerek. Anadolu'da Selçuklu ve Osmanlı devlerinden bize kadar ulaşan cami, mescit, türbe, han, hamam, kervansaray, köprü gibi yüzlerce, binlerce mimari yapı görürüz. Tümüyle geçmişimizin sanat incileri olan bu eserler, ulusumuzun ne denli gelişmiş bir kültür ve sanata ulaştığını gösteren belgelerdir. Anadolu tarih boyunca bu eserleriyle diri ve canlı uygarlıklar yaratan, uygarlıkları yaşatan gür bir kaynaktır. Anadolu adım başı tarih, adım başı köprüler, kemerler ve yükselen minareler. Yükselen başlar nakış nakış Anadolu'da işlenen taşlar. Göz kamaştıran çiniler uygarlıktan yana uygarlığa gebe. Karslar, Konyalar, Edirneler.